Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifle geldim arkadaşlar. Royal icing ile yapılan şahane kurabiye tarifleriyle geldim. Yılbaşı için, doğum günleri için, diş çıkaran çocuklar için, kırkını çıkaran çocuklar için her şekilde yapabileceğiniz kurabiyeler arkadaşlar. Çok güzel, çok da kolay kurabiyeler. Öyle dışarıda artık gerek yoktur arkadaşlar yapımına geçelim. 125 gram margarinim var. İsterseniz tereyağı kullanabilirsiniz. 150 gram yani klasik bir su bardağı toz şekerim var. Şeker ve yağ önce iyice çırpıyorum. Sonra bir yumurta ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar vanilya ekliyorum. İsterseniz toz vanilya da ekleyebilirsiniz. Toz vanilya eklerseniz bir tatlı o da bir tatlı kaşığı kadar çok fazla olmasın çok kokmaması için tekrar çırpıyorum. İyice şekeri eriyene kadar krema kıvamı alana kadar çırpıyorum arkadaşlar. Yağınız çok sert olmasın ve çok da böyle yumuşak ve sıcak da olmasın. Mesela daha önceden o da ısısında değil de bir saat öncesine dolaba konulmuş olsun. Yani çok sert olmaması gerekiyor yağımızın. Şöyle krema kıvamını aldıktan sonra unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Bu bardağım klasik bir su bardağı ediyor arkadaşlar. Ölçüyorum ben bardaklarımı. Normal klasik su bardağı. Önce iki bardak ekledim. Kabartma tozunun yarısını ekledikten sonra 2 bardak daha ekledim toplamda 4 bardak un aldı arkadaşlar ve hamurumu iyice yoğurdum yumuşak güzel bir hamur yoğurduktan sonra bakın şekli kıvamı bu olacak Çok sert değil ve çok çok yumuşak da değil hamurun kıvamı. Yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Üstüne bir tane daha yağlı kağıt koyuyorum. Bu şekilde açması çok güzel oluyor. Daha rahat oluyor ve merdane yardımıyla açıyorum. Eğer hamurunuz elinde çok ısındıysa, çok zaman aldıysa önceden dolapta bekletin. Bir yarım saat kadar dolapta bekletin hamurunuz biraz soğusun arkadaşlar. Ben soğumasına izin vermedim. Hızlıca da yoğurup ve açtığım için mutfağın camı da açık olduğu için çok ısınmadı benim hamur. O yüzden dolapta beklemedim, bekletmedim. Evde bulunan e, herhangi bir şekillerle evde Hani ne şekilleriniz varsa onlarla kesebilirsiniz, şekil verebilirsiniz. Ben sık sık yaptığım için evde her türlü bulunabiliyor. Ve bu kalıplar istediğiniz her yerde bulunuyor ve çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz arkadaşlar. Öyle çok maliyetli değil bu kalıplar arkadaşlar. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye diziyoruz. 170 derece önceden ısıtılmış fırına olsun lütfen. önceden ısıtılmış fırına koyalım ki hamurumuz kurumasın, kurabiyelerimiz kurumasın. Kurabiyelerimiz hazır. Fırına veriyoruz. Diğer kalan hamurumuzu da tekrar açtım. Bu sefer biraz kar tanesi figürlerini çıkarıyorum. Şöyle kalıplarım var. O kalıplarla böyle kenarında olanları alıyorum. Çıkarması kolay olsun diye üstten basınca rahatlıkla çıkıyor. Bir tane daha gösteriyorum. Şu şekilde basınca hemen çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu kalıplar çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Evet şimdi realizing'imizi yapıyoruz. Sıvı ve kuru boyalarım var. Bir tane yumurta akım var. Bir tatlı kaşığı kadar limon suyum var. Pudra şekeri ve vanilyam var arkadaşlar. Yumurta akımı ekliyorum kaba. Önce biraz küpürtüyorum. İsterseniz hepsini yumurta akını, pudra şekerini, limon suyunu ve suyunu ekleyip karıştırabilirsiniz. Ben böyle sırayla yapıyorum. Şimdi limon suyumu da ekliyorum yumurta akına. Vanilyayı ekliyorum bir paketin tamamını ve bir tatlı kaşığı kadar su ekliyorum arkadaşlar. Şu, şu bu kadarcık. Çok fazla su koymayın, çok cıvık olmasın. Önce iki kaşık eliyorum pudra şekerini çırpıyorum. Toplamda 5 kaşık koyuyorum ama e, benim kaşıklarım çok dolu dolu değil böyle. Gelişi güzel koydum ben arkadaşlar. Siz çok dolu dolu koyarsanız 4 4 yemek kaşığı yetecektir bu tarif için. Bir yumurta akı için 4 yemek kaşığı pudra şekeri yeterli geliyor. Eğer dolu dolu koyarsanız İyice çırptıktan sonra kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar kıvamının şöyle söyleyeyim size bal kıvamı gibi bal akar böyle kaşıkla kaldırdığımız zaman akışkan olur ya Aynı kıvamı bal gibi olacak torbaya koyduğumuz zaman sıkması kolay olacak rahat olacak gördüğünüz gibi kaşıkla spatula ile kaldırdığım zaman nasıl güzel akıyor akışkan oluyor bu şekil olacak kıvamı arkadaşlar Ee, i̇stediğimiz kadar böyle biliyoruz. Ben şu an tam 5'e böl bölüyorum arkadaşlar. Bir tane beyaz renk olacak. Gerisini istediğim renk yapacağım. İnanın herkes evinde bu icing'i hazırlayıp yapabilir. Şöyle kırmızı gıda boyam var. Bu kırmızı gıda boyası tabii ki pembe yapıyor arkadaşlar. Kırmızı yapmıyor. Şu an renkte gördüğünüz gibi kıpkırmızı ama yaptığın zaman pembeye dönüşüyor. Sarım vardı, mavim vardı. Bir de yeşil boya gıda boyam var ama toz yeşili aldım. Tozu daha güzel tutuyor çünkü. Toz eklediğimde biraz böyle katılaştı. Onun için bir çay kaşığı kadar su eklemem gerekiyor şu an buna. Ee, sıvı boya onu birazcık daha sulandırıyor ama katı boya biraz daha katılaştırdığı için birazcık e, bir çay kaşığı kadar su ekledim. Daha akışkan olması için. Şimdi evde istediğiniz bir torbayla sıkma torbası varsa küçük boyları kullanabilirsiniz. Yoksa eğer normal buzdolabı poşeti bu kilitli poşetlerden kullanabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi akışkanlığı ne kadar güzel aklınızda bulunsun bal kıvamı olacak akışkan bal kıvamı olacak böyle torbalara koyuyoruz bir iki salladık mı tam dibe çöküyor ve uçlarını bağlıyoruz hepsini bu şekilde torbalara koyacağım Gördüğünüz gibi benim kırmızı pembeye dönüştü arkadaşlar. O yüzden e, toz boyalar daha iyi oluyor sıvı boyalara göre. Kurabiyelerimiz de pişti. Şöyle beyaz olacak. İsterseniz biraz daha kızartabilirsiniz ama bu sefer yanmış olacak. Kartaneleri birazcık fazla kızardılar. Torbaların ucunu kesiyoruz. İnce bir şekilde böyle kabaca bir gösteriyorum arkadaşlar. Çok böyle düzenli olmasına gerek yok. Zaten ev için yapıyorum. Göstermek amaçlı yapıyorum sizlere. Ama eğer siz evde sipariş alıyorsanız, yapıyorsanız dışarıya pastanelere veya çevrenize satabiliyorsanız çok biraz daha dikkatli yapın. Yani şekil olarak dikkatli yapın. Ee, Royal kıvamı çok çok güzel oldu. İstediğiniz rengi yapabilirsiniz, istediğiniz şekli yapabilirsiniz. Ee, Sipariş alıp yapabilirsiniz. Evinizin geçimini yapabilirsiniz arkadaşlar. İnan ki çok pahalı malzemeler değil bunlar. Hepsi de uygunun yani zaten bir tane boya alıyorsun defalarca kullanabiliyorsun o gıda boyasını. Torbaları da 2 3 defa 4 defa yıkayıp kullanabilirsiniz. Zaten şeylerde kalıplarda bayağı uygun alıyorsun. Ömür boyu kullanıyorsun. Yani öyle ziyan israf olacak şeyler değil bunlar arkadaşlar. Gelişi güzel, istediğimiz şekli yapıyoruz. Ben bir iki tane yapacağım gösterme amacıyla, diğerini vereceğim çocuklarımın eline. Onlar güzelce yapacaklar. Dilerseniz arkadaşlar e, e, şeker hamuruyla da bunu kaplayabilirsiniz. Hatta iki tanesini kızım şeker hamuruyla da kapladı. Ama bana göre evde kendiniz için yapacaksanız çok uzun süre bekletmek istemiyorsanız hani. Bu kurabim iki hafta sonra kalsın demiyorsanız, yani bu royal icing çok çok daha iyidir. Hem çok az masraflı, hem şeker hamuru gibi açmak zorunda kalmıyorsunuz. Çok el değmiyor. Bana göre, yani diğer şeker hamuruna göre birazcık daha iyi, daha sağlıklı. En az, yani normalde 3 gün dolapta kalması, yani tüketmek lazım. Dolapta kalabilir. Ama en çok bir hafta kalsın. Bir haftadan sonra artık tüketmeyin arkadaşlar. Hemen kuruyor o alayızın. Yani bir hava değdi mi hemen kuruyor. Dolapta bir saat içinde kuruyacaktır. Serin havada da iki saatte kurur. Çok fazla su eklerseniz tabii kuruması biraz geç olur. O zaman cıvık olur. Zaten istediğiniz şekli de veremezsiniz. Çok sert de, yani koyu da olursa yine istediğiniz şekli veremezsiniz. Ben şöyle biraz tırtıklık yapıyorum. Çam ağacımı. Böyle, böyle çam ağacına benzesin diye. Renkini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şeklini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dışarıya yapıyorsanız daha böyle düzgün yapın. Daha güzel yapın. Ben böyle biraz acele gösteriyorum. Biraz videoyu hızlandırdım. Daha hızlı çünkü insanlar kısa videolar istiyor sıkılmamak için. Kısa videoda olduğu zaman her şeyi anlatamıyoruz. Hızlı hızlı anlattım. İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Yapın, satın, sipariş alın. Evinizin geçimini sağlayın. Ben yapıyorum. Çok da memnunum. Size de tavsiye ediyorum evinizin geçiminizi bu şekilde yapabilirsiniz. Doğum günlerine, diş günlerine, kırkı çıkan çocuklara, yılbaşına her zaman bu kurabiyeler gider. Biraz zaman alıyor insanın yani bir gününüzü alabilir ama çok da keyiflidir. Anın hani çocuklar varsa evde onların eline verin emin olun ki keyifle yapacaklardır ve de çok da güzel yaparlar çocukların eli çok uyumludur böyle şeylere oyun gibi gördükleri için çok keyifle yapıyorlar ve daha dikkatli yapıyorlar. Şöyle bir kürdan yardımıyla ya evde varsa bir kürdanla benim böyle bir kü kürdanım vardı. Çatallı ucuyla böyle sivri çatal ucu olursa olabilir. Kalemle olabilir. Ucu akmayacak tabii içine. Yani böyle ucu sivri şeylerle ayarlayabilirsiniz. Onun için ayrı bir aparat almanıza gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz şekli yapabilirsiniz. İstediğiniz rengi yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Çok daha yavaş ve dikkatli de yapabilirsiniz. Çok düzgün olmasını istiyorsanız. videolarıma ve kanalıma destek olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Emek veriyoruz, çekiyoruz. E, emeğimizin karşılık bulması için yorumlarınızı ihmal etmeyin arkadaşlar. Şöyle kürdanın ucunu ara ara silin arkadaşlar çünkü renkler istediğiniz renkler oluşması için çok birbirine karışmasını istemiyorsanız istediğiniz şekli verebilirsiniz temizleyerek verebilirsiniz. Çok bereketli oluyor arkadaşlar. Ben bir yumurta akıyla yaptım ama eğer siz çok yaparsanız hani dışarıya yapacaksanız ya da kalabalık bir ailesiniz yapacaksanız iki yumurta akıyla da fazlalaştırabilirsiniz. Ona göre malzemeyi de çoğaltırsınız. Çok bereketli. Bakın kaldı bile. Baya bir kaldı. Yani 3-4 taneye yetecek kadar daha kim kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz hazırlandı. Verdim çocukların eline istediği şekli verdiler. Şu kırmızı eldivenli, kırmızı kalpli ve kırmızı kar tanesi olan onlar şeker hamuruyla yapıldı. Dediğim gibi isterseniz şeker hamuruyla yapabilirsiniz demiştim. Diğerlerini e, royal ile yapıldı. Bir saat içinde kurudu. Çok fazla su eklemediğimiz için çabuk kuruyor arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen destek verin de e, zil bildirimini açarsanız ilk siz e, haberdar olursunuz videolarımda. Ücretsiz destek olursanız çok çok sevinirim. Yeni yılı hepinize sağlık, mutluluk, huzur, e, dolu yıllar getirsin. Özellikle özellikle sağlıklı yıllar diliyorum hepinize. Bütün herkesin dileklerinin kabul olması dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.